Evet sevgili gençler, işte geldik buradayız. Biz basit eşitsizliklerde usta izliyoruz ve bugün bakın sonuncu videomuz, yani bu konuyu bu videoyla bitireceğim. Şimdi arkadaşlar bakın, eşitsizlikler konusunun bir kısmını rasyonel sayıların içerisinde yine bahsettim orada sıralamalardan. Burada da yine ÖSYM biraz böyle problem formatında, hani sorular sorabiliyor, birazcık onların da üzerinde duracağız. Mesela bakın 8. sorumuz onlardan bir tanesi, yani gelebilecek soru formatlarından bir tanesi. Diyor ki bize, bir toptancının kullandığı hassas tartının üzerine konulan ağırlıkların toplamı 60 kilo oranı geçiyorsa tartı sesli sinyal vermektedir. Yani bir tartı var, üzerine ürün koyuyorum, 60'ı geçiyorsa ne yapıyor? Ses veriyor. Bir toptancı her biri eşit ağırlıkta olan 20 kasa domatesi bu tartıya koyduğunda sinyal sesi gelmiş. O zaman bunun anlamı ne? Arkadaşlar her bir kasa domates, bakın bir kasa domates, tamam mı? X kilo oranı olsun. Yani kasanın ağırlığı, tamam mı? Diyor ki her biri eşit ağırlıkta olan 20 kasa domatesi ben bu tartıya koyduğum zaman 20 kasa domates 20x değil mi? Yani ne oluyormuş? Bu 60 kilo oranı geçiyor. Bakın o zaman 60'tan büyük. Ben buradan ne diyebilirim? X o zaman büyüktür 3'ten. Yani buradaki bir kasanın ağırlığı 3 kilogramdan büyük demektir. Geçiyorum. Bu kasalardan 5 kasayı tartıdan aldığında ise sinyal sesi kesilmiştir. Arkadaşlar o zaman bu durumda nasıl bir şey var? Ben 5 kasayı alıyorum. Yani o zaman burada 15 kasa kalmaz mı? 15 kasa o zaman nedir? 60'tan küçük ya da eşittir. Bakın 60'tan büyükse ses geliyor. Eğer ki 60'ı eşit ya da küçükse bunun anlamı ses gelmez o zaman. Buradan da ne çıkar? X küçük eşittir 4. Bakın ben X'in aralığını buldum. Yani bir kasa domatesin ağırlığı 3'ten büyük, 4'e eşit ve 4'ten küçük. Hemen çıkarımı yapıyoruz. Bakın 3 küçüktür X, o da küçük eşittir ne oldu? 4. Bu ne? Bir kasa domatesin ağırlığının aralığı. Devam ediyorum. 5 kasayı tarttan almış. Sonra toptancı tartıda kalan bu domateslerden 6 kasanın yerine her biri eşit ağırlıkta olan 9 kasa elmayı tartıya koymuş. Şimdi normalde arkadaşlar 15 kasa vardı, doğru mu? 15 kasadan 6 tanesini aldım. 6 tanesini alırsam geriye kaç kasa domates kalır? 9x, doğru mu? Bakın 15'te 6'sını aldım. Bunların yerine 9 kasa elma koyuyorum. 9E olsun her bir elmanın ağırlığı. Bu da ne oluyormuş? 45 kilo oran geliyor. Bakın 45, yani 9 kasa domates artı 9 kasa elma eşittir 45. E buradan o zaman ne olacak? X artı E, yani 9'a bölersem kaç oldu? 5 oldu. Neyi soruyor? Bize bir kasa elmanın ağırlığı. Bakın arkadaşlar X neydi X? X eşittir 5 eksi E değil mi? Alın bunu, aha burada yerine yazın. Bakın şurada hop bu x'i getiriyorum, şurada yerine yazıyorum eşitlikte. 3 küçüktür 5 eksi, o da küçük eşittir 4. Küçük Hüsamettin moduna geçti metrebe. Buradan ne oluyor? Hop bunu buraya, bunu buraya. Yani 3 eksi 5 eksi 2 eksi e, 4 eksi 5 eksi 1. Burada eksi e var, ne yapacağım? Bunu eksiyle çarpıyorum. Eksiyle çarpın, yön değişir. 2 küçüktür e, o da büyüktür ne olacak? Bakın bir, burada ne var? Tabii ki eşitlik olduğu için şunu da unutmayın. Burada eşitlik vardı. O zaman burada ne olacaktır? Bakın eşitlik olacak. Demek ki bir kasa elmanın ağırlığı 1'e eşit ya da 1'den büyük. Bakın 1 ile 2 arasında 1'e de eşit olabilir. Bize neyi soruyor? Hangisi olabilir? Şıklara bakın arkadaşlar, kim var? Tabii ki 1.8 olabilir. Olayı anladık mı? Bakın güzel bir soru. Sınav formatında, problem formatında güzel bir soru. Tamam mıdır? Domates deyip geçiyoruz. Şimdi geldik 9. sorumuza. Burada da bize diyor ki, yukarıda dikdörtgen şeklindeki bir tenis sahasının eni A metre, boyu B metredir diyor. Yani bir tenis sahasının eni ve boyu var. Ne vermiş? 2 küçük eşittir A, o da küçüktür 4. 8 küçük eşittir B, o da küçüktür 10 olduğuna göre bu tenis sahasının alanının metrekare cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi arkadaşlar eni A metre, boyu B metre. Peki A ve B için bir şey söylemiş mi? Tam sayıdır falan diyor mu?
demiyor. Doğal sayıdır diyor mu demiyor. Bilmiyorum. O zaman alan. Bakın alan neydi? A çarpı B değil mi? Değil mi? Şimdi A ve B'nin, bakın burada A ve B reel sayı olarak düşüneceğim. Değil mi? Çünkü tam sayı demiyor. Bakın mesela bu 1,1 olabilir değil mi? Atıyorum sallıyorum. 3,2 olabilir. Sallıyorum. Yani A ve B hakkında bir şey demediği için alan dediğim olayı, yani burada bakın 2 küçük eşittir A küçüktür 4. 8 küçük eşittir B küçüktür 10. Ben neyi bulmaya çalışıyorum? Alanı. Alan eşittir A çarpı B. O zaman bu nedir? Aralık değil mi? Arkadaşlar bu aralığı oluşturmak zorundayım. Nasıl oluşturuyorduk çarpımda? Bakın hepsini çarpıyorum. 2 ile 8'i çarptım. 16. Eşitlik var, yıldız atıyorum. Bakın 4 ile 10'u çarptım. 40. Eşitlik var mı? Yok. Daha sonra çapraz çarpıyorum. Birinde eşitlik var, birinde yok. Ne oldu? 20. Aynı şekilde 8 çarpı 4. Birinde eşitlik var, birinde yok. Kaç oldu? 32. Öyle değil mi? E buradan o zaman A çarpı B. Bakın ne oluyor? En küçük sayı 16. En büyük sayı ne oldu? 40 oldu. Demek ki alan, yani bu tenis alanı 16 ile 40 arasında. Bize neyi soruyor? Diyor ki metrekare cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var? İşte bu kadar arkadaşlar. Bakıyorum kaç farklı değer var? Hemen yazalım. Buradan 16, 17, nokta nokta 39'a kadar gitmiyor mu? E ne oldu? Bakın terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 değil mi? Değil mi? Bakın 39 eksi 16 artı 1. E bu da ne geliyor? 40'tan 16 çıkarsa cevap ne gelir? 24 farklı değer vardır. Anlaşıldı? Var mı problem? Oldu değil mi? Ela anladık. Etrafı sen anladın? Güzel, sen başa düştün. Devam o zaman. Şimdi geldik onun sorumuza. Bakın burada da bize diyor ki 3 kardeşin yaşları küçükten büyüğe doğru, küçükten büyüğe doğru. O zaman şöyle diyeyim. Küçük, orta, büyük. Anlaşıldı mı? Bakın küçük, orta, büyük. Küçük kardeşin yaşı arkadaşlar neymiş? A artı 10. Aynı şekilde bakın ortanca 2A artı 8 ve büyük kardeş ne? A artı 14. Neyi soruyor bize? A bir tam sayı. E burada verilmiş şunu. A bir tam sayı olmak üzere. En büyük kardeşin yaşı en çok kaç olabilir? Şimdi bunlar arkadaşlar küçük, orta, büyük değil mi yaşları? O zaman burada şöyle bir olay var mıdır? Yani A artı 10 küçüktür. 2A artı 8 o da küçüktür, artı 4 diyebilir miyim? Değil mi? Sonuçta bakın yaşları bu şekilde olacak. E peki arkadaşlar bunu hemen şöyle yapalım. Bakın bu ikisini alıyorum. Şöyle ilk ikisini. A artı 10 küçüktür 2A artı 8 ise. Hop bunu buraya gönder, bunu da buraya gönder. 2 küçüktür ne oldu? A oldu değil mi? Peki geldik şu ikisini alalım. Bakın buradan ne olacak? 2A artı 8 küçüktür. A artı 4. Öyle değil mi? Bakın bunu buraya gönderdim. Bunu da buraya gönderdim. A küçüktür. Kaç oldu? Evet bakıyorum. Şurası 14. Evet burası 14. Şurası 14. Şunu yanlış yazmışım. Bakın 14. Buradan ne geliyor? Bu da eşittir. Bakın küçüktür 6. A'yı buradan da buldum. Şimdi A'nın değer aralığı. Bakın ikisini birleştirelim. Buradan ne oldu? 2 küçüktür, A küçüktür 6. Bizden istenen ne? Bakın bizden istenen diyor ki en büyük kardeşin yaşı en çok kaçtır? A için ne demiştik? A tam sayı. Arkadaşlar tam sayı diyorsa benim buna verebileceğim bir tane değer var. O da ne? A eşittir 5. En büyük olmasını istiyorum çünkü, öyle değil mi? E büyük kardeş o zaman. Büyük kardeş eşittir. A artı 14 olduğu için 5 artı 14... O da eşittir nedir? 19 yaşında. Olay anlaşıldı mı? Bakın burada ikili çözdüm. A'yı ne buldum? 2'den büyük. Aynı şekilde arkadaşlar A'yı 6'dan küçük buldum. 2 ile 6 arasında olacak. Tam sayı dediği için 5'i almak zorundayım. Bakın tam sayı demesiydi. O zaman A artı 14'ü oluşturacaktım. Yani oradan. Ama gerek kalmadı. Dediğim gibi A'yı 5 aldım. 5 aldığımda ne geldi? 19 geldi. Olay bu. Tamam. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 11. sorumuza. Burada bize diyor ki eksi 3 küçüktür A, o da küçük eşittir 5 ve 3A eksi 2B eşittir 1 olduğuna göre B'nin aralığı nedir diyor. Yani B'nin aralığını soruyor. Şimdi burada şunu yapacağız.
Vermiş hemen burada bak. Eksi 3 küçüktür A da küçük eşittir 5. A'nın aralığı. Peki denklemi de kuralım. Denklem ne? 3A eksi 2B eşittir 1. Ben burada neyi biliyorum? A'yı biliyorum. Arkadaşlar A'yı biliyorsam o zaman A'yı yalnız bırakıp burada yerine yazmam lazım. Ne olacaktır? Hemen şöyle diyebilirim. 3A eşittir. Hop bunu karşıya gönderdim. 1 artı 2B. Daha sonrasına her tarafı 3'e bölüyorum. Bakın her tarafı 3'e böldüm. A eşittir 1 artı 2B bölü 3 oldu. Sonrasında aldım bunu. Aha da bakın A'yı hop getirdim yerine yazdım. Ne oluyor? Eksi 3 küçüktür. 1 artı 2B bölü 3. Küçük eşittir 5. Sonra içler dışlar çarpım yapalım. Hop çarptık şöyle. Bakın eksi 9 küçüktür. Eksi 9 küçüktür. 1 artı 2B o da küçük eşittir ne geldi? 15. 3 ile 5 çarptım. Sonrasında her tarafa ne yapıyorum? 1'i gönderiyorum. Yani eksi 9 eksi 1 küçüktür 2B. 15 eksi 1 oldu. Doğru mu? Ve eksi 10 küçüktür 2B. O da küçük eşittir 14 oldu. Her tarafı da 2'ye bölersem. Bakın 2'ye bölersem. Eksi 5 küçük eşittir küçüktür B. O da küçük eşittir 7 geliyor. Değil mi? Oldu mu? Var mı problem? Dediğim gibi denklem verilmiş. Hop eşitsizlik var. Ne yapıyorsun? Burada verilen eşitsizliğin içindeki ifadeyi yalnız bırak ve al bunu burada yerine yaz. Bu bir. Bitmedi. Durun. Bakın. Durun bakayım. Durun bakayım. Şimdi size özel bir yol vereyim. Özel bir yol. Etrafı bugün 30 Ağustos onun için bedava. Bedava bu aynen. İBAN falan verme. Sadece Zafer Bayramınız kutlu olsun ver. İBAN'lı olduğu yerde. Şimdi benden size bedava. Şimdi arkadaşlar bakın özel yolum gerçekten kayda değer bir yol. Şöyle düşünün. Eksi 3 küçüktür a küçük eşittir 5 diyor ya. Ve bana ne verilmiş? 3a eksi 2 5'tir 1 değil mi? Bak hiç şu kadar işlem yapmadan çat diye soruyu nasıl çözeceğim biliyor musun? A'nın olduğu yer ne? A'nın aralıklarını yaz. A'nın. A'nın aralığı ne? Alt aralık var bak eksi 3. Eksi 3'ü al burada yerine yaz. Tamam mı? Ne oluyor? Kaç geldi? Eksi 9 eksi 2b eşittir 1. Bak ne oldu? Eksi 10 eşittir 2b. B ne oldu? Eksi 5. Değil mi? Burada da hop üst aralığı yaz. 5'i yerine yaz a gördüğün yere. Ne gelir? 15 eksi 2b eşittir 1. 14 eşittir 2b. B ne oldu? 7. Bak. Aralıklarını buldum. Şimdi bu B sayısı nedir? Eksi 5, 7 aralığında değil mi? Kimde eşitlik var? 5'in olduğu yerde eşitlik mi vardı? Bunu yazarak kimi buldum arkadaşlar? Bak 5'i yazarak kimi buldum? 7'yi mi buldum? O zaman burada ne var? Eşitlik var. Yani eksi 5'i 7 aralığında. Olay anlaşıldı mı? Oba! Tamam. Geldik şimdi 12'ye. Geldik 12'ye bakın. Elif'in diyor gittiği bir sinemada A, B ve C olmak üzere 3 tane film bulunmaktadır. Farklı saatlerde başlayan bu filmlerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Tam bir sınav sorusu. İşte bakın sınavda bu formatta sorular geliyor. B filmi en kısa film olup A filminden sonra bitmiştir. B filmi en kısa film A'dan sonra bitmiştir. Bakın B A'dan sonra bitiyor. Tamam en kısa film ve A'dan sonra bitiyor. O zaman şöyle diyebilir miyim? Mesela bu filmin arkadaşlar hani filmin uzunluk gibi düşünün. Bu B filmi olsun. A'dan sonra bitiyor. En kısa film ve A'dan sonra bitiyor. O zaman A da şurada bir yerde bitmiş olabilir. Doğru mu? Bakın B A'dan sonra bitmiş oluyor. Bu başlangıç saati. Bu da bitiş saati gibi düşünün. B'nin. Bakın başlıyor bitiyor. Başlıyor bitiyor. Tamam mı? Yani bu B filmi. Şimdi bakalım. Devam ediyorum. C filminin başlama saatinde A ve B filmlerinden biri başlamış oluyor. Bakın C'nin başladığında, C başladığında A ya da B'den biri başlamış. Atıyorum C filmi burada olabilir ya da şurada bir yerde olabilir ya da şurada bir yerde olabilir. Doğru mu? Yani yazmak istersen. Bir bakayım. C filminin başlama saatinde A ve B'den biri başlamış. C filminin bitiş saatinde A ve B filmlerinden biri bitmemiş oluyor. Bakın A ve B'den biri bitmemiş şimdi arkadaşlar. O zaman ben bunu şöyle yazabilir miyim? Mesela ben bunu biraz uzatayım. Bakın şöyle bir şey. B şurada olsun.
Bu B. Şimdi diyordu ki bana soruda, C filminin başlama saatinde A filmlerinden, A ve B filmlerinden biri başlamış oluyor. Mesela C burada olsun. Bakın C şurada bir yerde. A ve B'den biri başlamış ya. Ne oluyordu? C filminin bitiş saatinde A ve B filmlerinden biri bitmemiş. O zaman arkadaşlar şöyle diyebilir miyim? Bakın her şeyi tekrardan okuyayım. B filmi en kısa bir film olup A filminden sonra bitmiş. Evet, A'dan sonra bitiyor değil mi şu an? C filminin başlama saatinde A ve B filmlerinden biri başlamış. Kim başlamış? A filmi başlamış. Ve ne diyor bize? C filminin bitiş saatinde A ve B filmlerinde, mesela bakın B filmi bitmemiş oluyor değil mi? Biri bitmemiş oluyor. A, B, C filmlerinin başlama saati sırasıyla nedir? Bakın burada o zaman ne olur? A filmi önce başlıyor, sonra C filmi başlıyor, sonra da arkadaşlar B filmi başlıyor. Bitiş saatleri olarak da A bitiyor, C bitiyor, B bitiyor gibi de düşünebilirsiniz. Anlaşıldı mı? Başlama saatleri bakın buralar oluyor. Tamam mı? Gayet güzel sınav formatında bir soru. Başka bir ihtimali var mı? Hepsini deneyin, olmadığını göreceksiniz. Şimdi geldik 13. sorumuza. Bakın burada da arkadaşlar bize diyor ki A artı B küçüktür 0, B artı C küçüktür 0, A artı C büyüktür 0 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? Bakın A ile B'nin toplamı neymiş? Ben şöyle yazayım. A ile B'nin toplamı 0'dan küçük. B ile C'nin toplamı da 0'dan küçük. Bakın B ile C'nin toplamı da küçüktür 0. Ve A ile C'nin toplamı A artı C'de 0'dan büyük. Şimdi burada arkadaşlar bunlar 0'dan küçük. Bakın ikisi 0'dan küçük. A ile C'yi topluyorum, 0'dan büyük oluyor. Şimdi ikili ikili kıyaslama yapabilirsiniz. Nasıl? 0'a göre. Mesela A artı B küçüktür 0. A artı C ne? 0'dan büyük. Doğru mu? Bakın şu ikisini birleştirdiğimde. Yani ben şu ikisini birleştiriyorum. Nasıl? 0'a göre. O zaman ben buradan şunu söyleyebilir miyim? Bakın A'lar gitti. O zaman B küçüktür C. B'nin C'den küçük olduğunu biliyorum. Şıklarda var mı? Yok. Verilmemiş. Bu şekilde değerlendirebilirim. Geliyorum bakın mesela şu ikisini kıyaslayabilirim. Değil mi? Biri 0'dan küçük, diğeri 0'dan büyük olduğu için. Yani B artı C küçüktür 0, A artı C 0'dan büyük. Peki burada kimler ortak? Bakın burada da arkadaşlar C'ler ortak olduğu için bakın B küçüktür A'dan. Gördünüz mü? O zaman burada şöyle bir şey var. B küçüktür A'dan, B küçüktür C'den. Yani B sayısı hem A'dan hem de C'den küçük. Var mı burada öyle bir şey? Yok. Peki hani bunları sıralayalım. Buradaki sayıları şöyle düşünebilirsiniz. A ile C'yi topluyorum. Arkadaşlar A ile C'yi topluyorum, 0'dan büyük oluyor. A ile B'yi topluyorum, 0'dan küçük oluyor. B ile C'yi topluyorum, 0'dan küçük oluyor. Burada bir şey var. Negatif bir sayı var, doğru mu? Bakın negatiflik var. Sonuçta siz bu ikisini de hani değerlendirebilirsiniz. A sayısı bakın B A'dan küçük, B C'den küçük. A ya da C'den hani A ile C'yi topladığımda 0'dan büyük oluyor ya. Burada her ikisinde ortak olan kim var? B'ler. Ben B'yi eklediğimde ne oluyor arkadaşlar? Sayılar 0'dan küçük oluyor. Demek ki o zaman burada şunu söyleyebilir miyim? B sayısı 0'dan küçük bir sayıdır. Bakın B sayısı negatif bir sayı. Bunu gördüm. B sayısını hatta şuradan da görebilirsiniz. Bakın B, yani ikisini kıyasladığınızda B küçüktür 0'a da küçüktür C oluyor aslında. Yani baktığınız zaman A'lar gitti ya. Burada şöyle bir şey çıkıyor. B küçüktür 0'a da küçüktür A. Böyle de görebilirsiniz. Bakın aynı şekilde C'ler gidiyor. Bakın B küçüktür 0, o da küçüktür. Ne geliyor? Tabii ki şurada C'ydi. Şurası C'ydi. Bakın B küçüktür 0. A da ne oldu? 0'dan büyük oldu. Bak aynen şöyle B küçüktür 0. A ne oldu? Büyüktür 0. Böyle de görebilirsiniz. Rahat bir şekilde. Şimdi buradan o zaman ben şunu yazabilir miyim? A, B, C'nin işaretlerini yazın desem. A sayısı pozitif. B sayısı arkadaşlar negatif. C sayısı pozitif. Her şeyi görün. Sadece soruyu çözüp geçmiyorum ki yorumlamanın nasıl olacağını görün diye söylüyorum. Bakalım şimdi buradan sonrası kolay. A sayısı diyor arkadaşlar 0'dan küçüktür. Hayır. B sayısı 0'dan küçüktür. Evet. C sayısı küçüktür 0. Hayır. A ile B'yi topladığım zaman 0'dan büyük olur diyor. Hayır, zaten bunun 0'dan küçük olduğunu biliyorum. A ile B'yi arkadaşlar
çarptığım zaman, bakın A ile B'yi çarptığım zaman sıfırdan küçüktür diyor değil mi? Orası sıfırdan küçük müdür diyor. Evet, sıfırdan küçüktür. Yani biri pozitif biri negatif olduğu için bu da arkadaşlar her zaman doğrudur. Burada kaç tane oldu? 2 tane cevap oldu. Bu B sıfırdan küçük mü orası Etra? Bir bak bir. Şu peki A çarpı B küçük bir sıfır diyor mu? Büyük mü diyor? Büyük mü diyor, küçük mü diyor şurası? Şurası mı? Aynen, en son. Hayır, küçük. Küçük diyor. O zaman ben bunu büyük yapıyorum. Tamam mı? Cevap olarak hangisini vermişim? Ona bak. B küçüktür. Tamam, B küçüktür sıfır. O zaman şurayı arkadaşlar A çarpı B büyüktür sıfır diyerek düzeltiyorum. Tamam mıdır? İki tane çıktı buna göre. Ama ne olacaktır? Bakın B sıfırdan ne olarak aldım? Küçüğü alayım. Yani A ile B'nin çarpımı sıfırdan büyük olan hatalı olsun. Tamam. Ona göre düzeltmiş olduk. Evet, olay bu. Güzel bir soru. Bakın sınav formatında bir soru arkadaşlar. Dikkat edin. Yorumlama olayı. İkili ikili bak. A artı B sıfırdan küçük. B artı C sıfırdan küçük. A artı C sıfırdan büyük olduğu için sıfıra göre yorumlama yapıyorum. Bak bu tarafa, bu tarafa hop gitti. Ne oldu? B küçüktür sıfır. O da C de burada kaldığı için C sıfırdan büyük. Geldim bu ikisini yorumluyorum. Bakın. B artı C sıfırdan küçük. A artı C sıfırdan büyük olduğu için C'ler gitti. B küçüktür sıfır, o da küçüktür A oldu. Yani burada o zaman B negatif, A ve C'nin pozitif olduğunu gördüm. Anlaşıldı mı? Şıklara göre baktığım zaman da şıklarda hangisi oluyor? Bursa oluyor. Olay bu. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 14. sorumuza. Burada da şekil üzerinden bir soru sordum. Bakın diyor ki yıldız, üçgen ve kare şekillerinin her biri birer rakam belirtmektedir. Burada gördüğünüz gibi küçükten büyüğe doğru sıralanmış olduğuna göre diyor. Bunlar arasındaki doğru sıralama ne? Şimdi nasıl yapacağız burada? Bakın dikkat edin. Şimdi arkadaşlar ikili ikili sıralama yapabilirsiniz. Mesela şu ikisine baktığımda, bakın şu ikisine baktığımda yıldızlar aynı olduğu için, bak yıldızlar sonuçta bunun ondalıklı sayısı değil mi? İstiyorsanız siz buna harf de verebilirsiniz. Yani 1, 2, 3, 4 deyin ya da atıyorum A, B, C deyin, fark etmiyor. Mesela şöyle düşünün. Ben buna A diyeyim, bu B olsun, bu da C olsun. Tamam mı? Hani daha kolay şurada göstermek için. A virgül B küçüktür. A virgül C, yok AC, şöyle AC oldu. Burası bakın AB oldu. Değil mi? Küçüktür. Ne olacaktır? CB oldu. Şöyle yazdım. Şimdi sıralamasını yapayım. Bakın diyorum ki bunlar aynı. Bunlar aynı olduğu için C küçüktür B diyebilirsiniz bu şekilde. Şimdi geldim. Şu ikisine bakın. Bak burada bunlar aynı, doğru mu? O zaman A ile C'ye bakacağım. Yani A küçüktür C'den. O zaman bu ikisini kıyaslarsam ne oluyor? A küçüktür C, o da küçüktür B olmuş oluyor. Yılan gibi tıslamaya başladım. Şimdi bakın buradan ne oluyor? A küçüktür C, C de küçüktür B. Peki ben hangisine ne dedim? Bakalım A dediğim şey nedir? Yıldız. C dediğim ne oluyor? Hop bu, değil mi? Şöyle hop bu da buradan B'ye geliyor. Üçgen geliyor. Yani yıldız, kare, üçgen. Tamam mıdır? Var mı sorun? Anlaşıldı. Harika. Geldik 15. sorumuza. Bakın güzel bir soru. Güncel bir soru arkadaşlar. Wi-Fi sorusu. Şimdi bu soru formatını bakın tarz olarak söylüyorum. Nerede yakaladım? MSÜ'de mesela uzaklık yakınlıkla ilgili soru çıkmıştı. Ben de o zaman işte bunu hazırladığımda bakın şeydi. Ben de burada mesafe ile alakalı sormuştum. Yani hazırladığım dönemde. Şimdi sorumuz şu. Diyor ki bize aşağıdaki şekilde bir telefonun Wi-Fi olan uzaklığındaki çekim gücünü göstermektedir. Normal telefondaki hani yaklaştıkça Wi-Fi giderek artıyor ya. Telefondaki diyor Wi-Fi göstergesi Wi-Fi'ye 2.4 metre ile 3.6 metre arasında olduğunda Demet ekranında çekim gücünü şekil 1'deki gibi görüyor. Normalde arkadaşlar hani ne yapıyoruz? Çekmeyince Wi-Fi'ye doğru yaklaşıyoruz ya. Bu da öyle bir şey. Hani hocam evdeki var yani. Benim öyle evde yani çekmiyor. Ta Wi-Fi'nin ağzına kadar giriyorum. Telefonu getiriyorum. Şimdi oradan esinlendim zaten. Şimdi burada bakın ben buradaki olay ne biliyor musunuz? Şuradaki yeşil gösterge olayı nedir? Uzak, yani sen uzaklaştıkça burası düşer. Ters bir olay var. Yani senin Wi-Fi yolun uzaklığı neresi gösterir?
İşte şunlar gösterir. Anlaşıldı mı uzaklığını? Yani sen uzaklaştıkça burası ne oluyor? Yani ben geriye doğru gittikçe bu yeşillik giderek azalıyor. Doğru mu? Demek ki o zaman 1, 2, 3, 4. Yani 4x desem mesela ben buna. Bu neymiş? Burası 2.4 ile 3.6 metre arasında diyor. Yani şöyle olacak. 2.4 küçüktür 4x deyip 4 birim 1, 2, 3, 4. Ne oluyor? Bakın küçüktür 3.6. Bu ne demektir? Her tarafı 4'e bölersem 0.6x de olur 0.9. Yani buradaki her bir tanesi, her bir çekim arkadaşlar 0.6 ile 0.9 metre arasını gösteriyormuş. Şimdi sorumuz şu, buna göre demet telefondaki çekim gücünü şekil 2'deki gibi gördüğünde Wi-Fi'ye olan uzaklığı kaç metre olabilir? Şimdi arkadaşlar bakın, burada Wi-Fi'ye olan uzaklığı soruyor ya, Wi-Fi'ye olan uzaklık arada burada kaç tane var? Bir tane var, doğru mu? Bakın bir tane diş var ama burada şuna dikkat. Şimdi buradaki olay neydi? X dedim, hani Wi-Fi'ye olan uzaklık normalde her bir uzaklık 0.6 0.9 arası olmuyor mu? Yani bunun anlamı şu. Yani buradaki uzaklık 0.6, en az 0.6 olur, en fazla 0.9 olabilir, doğru mu? O zaman ben şimdi neredeyim? Bak ta buraya kadar gelmişim, şuradayım. Yani burası, bakın şu bölge 0.6'yı temsil ediyor. 0.6, her biri 0.6'yı temsil ediyor. Yani en az 0.6 olabilir, onu anlatmaya çalışıyorum. O zaman ben buranın içerisindeysem, zaten buraya geldiğimde şu nokta arkadaşlar, burası ne? Sıfır noktası değil mi? Yani ben bu nokta, eğer burası dolu olursa Wi-Fi'nin yanındayım demektir. Wi-Fi, yani burada. O zaman şöyle yazayım ben. Burası, bakın şu bölge, şurası 0. Burası 0.6 olabilir. Anlaşıldı mı? Yani 0 ile 0.6 arasında. Ya da şöyle olabilir. Hani buna göre bakarsam diye söylüyorum. Ya da bu şöyledir. Buradaki ifade 0 zaten, ya da 0.9 olabilir. Şıklarda hangisi var? Ona bakıyorum. Baktığımda burada 0.5, 1.1, bu iki aralığın içerisine de giren hangisi oluyor? Tabii ki 0.5 oluyor. Olayı anladınız mı? Bakın istiyorsanız 0.6, 0.6 hep bu şekilde gitsem. Demişti ya bana 2.4 ile ne arasında demişti? 3.6 metre arasında olduğunu düşünelim. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Aha şöyle bile koyabilirim. Bunları bile yazabilirim. Yani en düşük 0.6, 0, 0.6. Bakın 1.2 istiyorsanız ispatını yapayım. 1.2, 0.6 ekleyin, 1.8, bakın şurası ne oluyor? 2.4, böyle devam ediyor değil mi? Yani normalde toplam uzaklığını sorsa bakın 3 oluyor, 3.6, 4.2 gibi. Mesela buradayken kaçtı uzaklığı? Bakın 2.4 ile 3.6 arasında değil miydi? 0.6 olarak yazarsam bakın 0, 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, gördünüz mü? Ya da 0.9 olsa, alın 0, 0.9, 1.8, 2.7, 9 ekleyin, 3.6. Olayı anladınız mı şimdi? Yani uzaklığı 2.4, 3.6 arasında dediğim olay bu. Yani her bir ifade 0.6 ile 0.9 arasında, en az 0.6, en fazla da uzaklık arkadaşlar, bu bir, şunun bir tanesinin uzaklığı 0.9 oluyor. Ona göre de baktığımda 0 ile 0.6 arasında, ya da şöyle yazayım. Bakın 0 ile buradaki uzaklık 0.6 arasında, ya da diyorum 0 ile nedir? 0.9 arasında olacak. Şıklarda her ikisini de sağlayan kim var? Aha da bu var. Yani A şıkkı. Olay anlaşıldı mı? Var mı burada problem? Güzel bir soru bakın. Dediğim gibi arkadaşlar, sınav formatında bir soru. Tamam mı? Hafiften titretebilir böyle. Şimdi geldik 16. sorumuza. Burada da bize diyor ki x, y, z gerçel sayılar olmak üzere z küçüktür x, o da küçüktür y ve x çarpı y çarpı z küçüktür 0. Şimdi burada ne var? Z küçüktür x, o da küçüktür y ve x çarpı y çarpı z küçüktür 0. Şimdi arkadaşlar 3 tane sayının çarpımı 0'dan küçük olacak. O zaman bu sayıların hepsi yani negatif olabilir. Değil mi? Yani şöyle olabilir. Mesela bu sayı, eğer ki x sayısı, ortadaki sayıdan bahsediyorum, x sayısı eksi ise buradaki sayı eksi olmak zorunda. Doğru mu? Yani z de çünkü ondan küçük olduğu için eksi. Ben neye göre bakıyorum?
bu üç sayının çarpımı negatif ya, negatife göre işlem yapmaya çalışıyorum. Yani eksi 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 olabilir. Peki ne olabilir başka? Başka ne olabilir? Şöyle olabilir. Bir tanesi eksi, bunlar artı olabilir. Doğru mu? O zaman bu durumda da 3'ünün çarpımı sıfırdan küçük olur. Başka bir durum var mı? Başka bir durum yok. Şimdi şıklara bakıyorum. Hangisi diyor doğrudur diyor. Eğer ki x sıfırdan küçük ise zaten bu durum oluyor. Birinci durum oluyor. Y ile z'nin çarpımı diyor arkadaşlar. Y ile z'nin çarpımı bakın. Eksi. Eksi. Ne oluyor? Artı oluyor. Evet bu doğrudur. Bu kesindir. Geldim. X sıfırdan büyük ise y çarpı x eksi z büyüktür sıfır. Bakın x'in sıfırdan büyük olduğu ifade bu değil mi? Yani ikinci ifade. Bakın şöyle göstereyim burası. Yani alttaki. Eğer ki x sıfırdan büyük ise ne oluyor? Hatta bunu ben şöyle z'yi karşıya atayım. Ne geldi buradan? Y çarpı x büyüktür z. Bakalım. Şimdi burada y ile x sıfırdan büyük olduğunda y ile eksi çarparsam artı değil mi? Arkadaşlar z eksi değil mi? E tamam, artı eksiden her zaman büyüktür. Öyle değil mi? İki de doğru. Şimdi z sıfırdan küçük ise her iki durumda da var. Değil mi? Z'nin sıfırdan küçük olduğu her iki durum. Şimdi söylüyorum size bakın eksi 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 al. Eksi 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 sıfırdan büyük mü? Bir tanesinin sağlamaması onun daima doğru olduğunu göstermez. Yani yanlış olarak hemen o ifadeyi geçebiliriz. Anlaşıldı mı? Olay bakın. Z sıfırdan küçük. Her ikisinde de bak bunu aldım birinciyi. Alın sıfırdan büyük değil. O zaman daima ifadesi doğru değildir. Tamam. Cevap yani ne oluyor? 1 ve 2 olmuş oluyor. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Geldik son iki sorumuza. 17. sorumuzda diyor ki bize. Aşağıdaki sayı doğrularında sırasıyla 1 bölü a, 1 bölü b, 1 bölü c reel sayılarının aralıkları verilmiştir. Bakın bu ne? 1 bölü a, 1 bölü b, 1 bölü c. Değil mi? Şimdi buna göre a artı b artı c toplamı nedir? Şimdi buradaki bakın 1 bölü a, 1 bölü b, 1 bölü c. Şimdi şöyle düşünün. Buradaki aralıksa bu. Yani 1 bölü 4 küçüktür. 1 bölü a'dan o da küçüktür. 1 bölü 2'den. Ben o zaman a'yı bulacak olursam hemen ters çevirsek ne olur? 4 büyüktür a'dan, o da büyüktür 2'den. Geldiğim alt tarafta bakın 1 bölü 5 eşitlik var. Bir de burada nerede eşitlik var? Bakın şurada eşitlik var, onu da koymayı unutmayın. Yani burası ne oldu? Eşit oldu. Şimdi 1 bölü 5 küçüktür değil mi? Ve eşittir diyorum. Dolu, boş. Onun için ne oldu? 1 bölü b, o da küçüktür. Bakın 1 bölü 3 oldu boş olduğu için. Ters çevirirsem ne oluyor? 5 büyük eşittir b'den, o da büyüktür 3'ten. Geldik 3'üncüye. 1 bölü 6 küçük eşittir. Bakın 1 bölü c'den, o da küçüktür 1 bölü 4'ten. Eşitlik var çünkü dahil. Buradan da ne geliyor? 6 eşittir, bakın 6 oldu şöyle. 6 büyük eşittir c, o da büyük eşittir 4. Neyi soruyordu bize? A artı b artı c'yi toplayalım. Bakın eşitlik yok. Bir tanesinde eşitlik olmaması bunun eşit olmadığı anlamına gelir. 6, 10, 15. Yani 15 büyüktür. A artı B artı C. Burada iki tanesinde eşitlik var. Birinde yok. O zaman eşit olarak alamam. Ne oldu? 9 oldu. Neyi soruyor bize? Kaç farklı tam sayı değeri vardır? Hemen bakalım. Tam sayılar 10, 11, 12, 13 ve 14. Değil mi? Evet. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Yine bizim çalışkan öğrenci hemen söyledi. 5. Evet cevap 5. Doğru, bravo. Seni sanayiye vermeyeceğim. Tamam. Geldik 18'e. Son sorumuz. Evet. Şimdi diyor ki burada da aşağıdaki sayı doğrultusu üzerinde A, B ve C sayıları gösterilmiştir gördüğünüz gibi. Buna göre A çarpı B, B artı C ve A eksi C sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralaması nedir? Şimdi arkadaşlar sıralamalarını yapalım. Yani son soru artık köprüden önceki son çıkış olduğu için burada hepsini bir anda gösteriyorum birden fazla. Şimdi A sayısını bir yazalım. Bakın eksi 2 küçüktür. A değil mi? O da eksi 1. Peki B için ne? 0 küçüktür B. Ne oldu? 1. C'yi de yazıyorum. 1 küçüktür C'den, o da küçüktür 1'den. Şimdi kimi istiyorsa ona göre işlem yapalım. Bakın A çarpı B istiyor ya. A çarpı B yazıyorum. Birincisi diyorum. A çarpı B hızlı hızlı yazalım. Bakın burada A çarpı B eşittir diyorum. Şimdi tüm sınırlar çarpılıyordu. Bakın dikkat, şu ikisinden başlayacağım.
eksi 2. Değil mi? Hatta sırayla gideyim istiyorsanız. Şöyle sınırları çarparak gidiyorum. Bakın eksi 2 sıfırdan sıfır. Sonra eksi 1'e 1'den eksi 1. Eksi 2 ile 1'i çarptım eksi 2. Eksi 1 ile 0'ı çarptım 0. En küçük sayı hangisi burada? Tabii ki bakın şöyle oldu, yazıyorum. Eksi 2 küçüktür a çarpı b, eşitlik olmadığı için problem yok. Ve geliyorum arkadaşlar neye, bakın eksi 2 en büyük sayı ne burada? 0. Demek ki a çarpı b'nin aralığı bu. Bu 1. Geldim ikinciye. Kim istiyor? B ile C'yi topla diyor. Bakın B ile C'yi toplayalım. Şurada B ile C'yi topluyorum. Toplayalım direkt. Aynı şekilde olduğu için 1 küçüktür B artı C, o da küçüktür 2. Bunu da yazdım. Geldim üçüncüye. Neyi soruyor? A eksi C diyor. Arkadaşlar A zaten belli. Eksi C lazım bana. Bakın eksi 2 küçüktür A küçüktür eksi 1. Şimdi ben bunu eksi ile çarparsam eksi C olur. Eksi 1 büyüktür eksi C büyüktür eksi 1. Ama farklı yere bakıyorlar, olmaz. Hemen bunları ne yapalım? Aynı tarafa döndürelim. Yani şöyle diyorum. Eksi 2 küçüktür a küçüktür eksi 1. Eksi 1 küçüktür. Eksi c küçüktür. Kaç oldu burası? Şunu yanlış mı yazdım? Şurası 2 ya bu arada. C ne yazmışım? C 2 olacak. Hiç etrafı. Uyuyor. Bizim kız uyuyor. Burası ne? Burası 3. Ben seni denedim. Ha, beni denedin. Tamam. Peki. Bizimki beni denemeye başladı. Boynuz kulağa geçti. Şimdi a eksi c, bakın burası ne oldu? Eksi 1. Şurası eksi 2. Şimdi burası eksi 2 oldu. Değil mi? Şöyle çevirdim. Eksi c eksi 1. Taraf tarafı topluyorum. Eksi 4 küçüktür. A eksi c küçüktür eksi 2. Evet, bu da bu geldi. Şimdi bakalım. Tek tek hepsini alıyorum. Bak bu ifade bu. Burası şöyle bir artı c 1 ile 3 arasında. Diğeri de arkadaşlar eksi 4 ile eksi 2 arasında. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. En küçük olan kim? Tabii ki a eksi c. Sonra arkadaşlar kim geliyor? A çarpı b. Sonra kim geliyor? B artı c. Oley. Oley oley. Yani cevap ne oldu? Bu oldu işte. A eksi c küçüktür a çarpı b. O da küçüktür. B artı c olarak bulunuyor. Tamam. Olay bu. Şimdi arkadaşlar, eşitsizlik konusunu bitirdik. Her sonunda, bak her konunun sonunda ne vardı? Sizin için hazırlamış olduğum güzellik. Nedir bu? Ödev tabii ki. Birincisi, ödevsiz olmaz. İlk olarak arkadaşlar video ders defteri, tamam mı? Defterindeki sorular ve sıra sende. Sıra sende testini çöz. Tamam mı? Önce bunu yapacaksın. Bunları. Yani önce arkadaşlar buradaki kaçıncı maf bilmiyorum. Föy olarak kaçıncı föye geldik? Bakın bayağı da gidiyoruz. Evet, 12. föyü bitirdik. 12. föydeki ne yapıyorsunuz? Sıra sende testini çözeceksiniz. Sonrasında hemen taktiklerle basit eşitsizlikler. Bakın eşitsizlikler sorularını çöz. Sorularını çözüyorsun. Tamam mı? Şimdi eşitlikler fasikülü. Şimdi buradaki fasiküldeki soruları hangisi? Onu da söyleyeyim. Çünkü hani soranlar oluyor sürekli, hocam hangi kitap falan diye. Bakın bunda 3 tane konu var. Rasyonel, basit eşitsizlik, mutlak değer. Arkadaşlar basit eşitsizliklerde de ciddi anlamda sorular var. Emin olun ki çok böyle seveceğiniz, çok değişik göreceğiniz sorular var. Sayfa 55'ten başlıyor. Bakın sayfa 55'ten. Ta ki bakıyorum sayfa 55'ten. Vallahi bayağı da gidiyormuş. Sayfa 55'ten kaça kadar? 102'ye kadar. Yani 50 sayfa arkadaşlar. Ciddi anlamda bakın soru var. Bunları da çözeceksiniz. Son olarak üçüncüsü. Üçüncüsü de TYT Soru Bankası. Bankasındaki testleri çöz. Bunları çözdüğünüzde yaklaşık olarak arkadaşlar belki daha fazla 300'den fazla soru çözmüş olacaksınız. Onu söyleyeyim. 300 farklı değişik böyle tarzda yeni sorular da görmüş olacaksınız. TYT Soru Bankası'nda da bakın basit eşitsizliklerde de burada da böyle çok garip değişik sorular var. Onu da söyleyeyim. Yaklaşık bir 6-7 test var herhalde bildiğim kadarıyla. Ve size emin olun ki çok şey katacak. Değişik tarzda sorularda göreceksiniz. Bunları çözdüğünüzde
Arkadaşlar emin olun ki artık konuyla ilgili herhangi bir ya çok böyle ciddi problemimiz kalmayacak. Sınavda gelen soruları gönül rahatlığıyla çözebileceğiniz bilgi düzeyine ulaşmış olacaksınız. Birazcık tabii ki bakın zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Konular artık giderek ilerleniyor. Her hafta belki birlikte bir konu ya da iki konuyu bitiriyoruz. Ve üzerine biraz da böyle yükleniyorum, ödevler veriyorum. Bu ödevler önemli. Niye? Çünkü sınavda emin olun ki bunların karşılığını sizler alacaksınız. Bunun bana faydası yok. Ben buraya 50 soru da yazabilirim. Atıyorum 100 soru da yazabilirim. Ama burada kendinizi zorlayın. Çünkü arkadaşlar bunu yapmak istiyorsanız ya da sınavda full çekmek istiyorsanız, her soruyu hemen soru gelir gelmez çözmek istiyorsanız bu dediklerimi yapmanız lazım. Çünkü sizden öncekiler söylediklerimi yapanlar güzel yerlere ulaştılar, güzel bölümler, güzel üniversiteler kazandılar. Artık sıra sizde, bu sene matematik maf olacak dedik. Boşuna demedik. Ona göre. Tamam mıdır? Bir sonraki konumuz artık mutlak değerdeyiz arkadaşlar. Mutlak değerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ödevleri yapın. Ve DM'den, Instagram'dan mesaj atıyorsunuz. Hocam yaptım diye. Onları göreceğim. Yoksa ailelerinize haber veririm. Bilginiz olsun. Haydi bakalım mutlak değerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.